Merhaba sevgili 5. sınıf öğrencileri. Ben Bülbül Öğretmen. Bülbül Öğretmen'in 2. kanalına hoş geldiniz. Bu videomda sizlere kesirleri genişletme ve sadeleştirme konusunu anlatacağım. Kısaca konuyu anlattıktan sonra devamında tabii ki soru çözümleri de sizlere yapacağım. Hemen başlıyorum. Şimdi ilk akla gelen kesirleri genişletmek veya sadeleştirmek ne işe yarar? Ben bir iki tane yazdım buraya. Şöyle kesirlerle işlem yaparken örneğin kesirlerle toplama yapacağız, çıkarma yapacağız. Biliyorsunuz toplama ve çıkarma yaparken ne olması gerekiyor? Paydaların aynı olması gerekiyor. İşte bakın buradaki örnekte olduğu gibi birisinde 4 var, birisinde 12 var. Paydaları birbirine eşit hale getirmek için şu baştaki kesri genişletme yaparak 12 yapabiliyoruz. Bakın bu işe yarıyor. Başka ne işe yarıyor? İşte kesirleri karşılaştırırken gerekli olabiliyor. Şimdi iki tane kesir oluyor. Paydalar farklı, pay kısımları farklı. Kimin büyük, kimin küçük olduğunu anlayamıyorsunuz. Ama paydasını eşitlerseniz ya da pay kısmını eşitlerseniz kimin büyük olduğunu anlayacaksınız. Bunun için de genişletme veya sadeleştirmeden yararlanabiliyorsunuz. Başka örnekler de var ama hepsini yazmadım. Şimdi genişletme ile başlayalım. Neymiş genişletme? Bir kesrin pay ve paydasını sıfırdan farklı olan bir sayı ile çarpma işlemine onu genişletme diyoruz. Burada bir örneğimiz var. Mesela böyle bir soru karşımıza geldi. İşte bu toplama işlemini soruyor. Bu toplama işlemini yapmak için buradaki paydaları eşitlemek istiyorum. O zaman şuradaki 3 bölü 4 kesrini genişletmeliyim. Öğrencilerin bana çok sık sorduğu bir soru var. Öğretmenim tamam genişletmeyi biliyoruz da biz diyor hangi sayıdan genişleteceğiz? Ben nasıl bileyim? Nereden bulayım diyor. Sana ne gerekiyor? Neye ihtiyacın var? Buradaki 4'ü 12 yapmak istiyorsun, değil mi? O zaman 4'ü 12 yapmak için bu 3 bölü 4 kesrini 3 ile çarpman gerekiyor. Çünkü şöyle göstereyim bakın. 3 bölü 4'ün paydasını 12 yapmak istediğin için yani bunu 3 ile çarpman gerekiyor ki 12 olsun. İhtiyacın 12 çünkü. İşte buradaki 3 ile çarpman gerektiğini sen kendin bulacaksın. Ha, bazı alıştırmalarda bir de konuşabilsem neler anlatacağım ama arada takılıyoruz. Öğretmen mesela şöyle işte 5 bölü 8 kesri veriyor. Diyor ki bunu diyor 4 ile genişletin. Buradaki sayıyı bazen öğretmen size alıştırma yaparken veriyor. Ama böyle durumlarda verilmediği durumlarda siz kendiniz bulacaksınız. Neyse şunu yapalım yarım kalmasın. Şimdi genişletmeyi nasıl yapıyoruz? Bakın 3 ile 4'ü çarpıyoruz ve payda 12 oldu değil mi? Aynı sayı ile üstteki sayıyı da çarpıyoruz. Yani bir tanesini çarpıp bırakmıyoruz böyle. 3 ile 3'ü çarpıyorum 9. İşte demek ki 12'de 9, 4'te 3 bunlar aynı büyüklüğü ifade ediyor. Yani birbiriyle denk kesirler. O zaman şunu buradan buluyoruz. Genişletilen veya sadeleştirilen kesirler önceki haliyle denk oluyorlar. Yani 3 bölü 4 ile 9 bölü 12 eşit olan kesirler. Birbirine denk olan kesirler. İşte ben buradaki 3 bölü 4'ü mesela ne yapıyorum? Genişlettikten sonra 9 bölü 12 haline geliyor. Ve bundan sonra ne yapıyorum? Bu yeni haliyle bu toplama işlemini yapabiliyorum artık. Burayı da okuduk. Ha bir de şu var. Şunu da genişletelim. Diyelim ki öğretmen böyle bir alıştırma verdi. Genişletin dedi. Ne yapıyorsun? 4 kere 8 ile 4 ile 8'i çarpıyorsun. 32. 4 ile 5'i çarpıyorsun. 20. İşte genişletilmiş hali bu oluyor. Bir de sadeleştirmeye bakalım. Sonra da soruları çözmeye başlarız. Bir kesrin pay ve paydasını aynı sayı ile yani bu sayı sıfırdan farklı olacak tabii ki. Bölme işlemine ise sadeleştirme deniyor. Örneğin 18 bölü 12 kesirini 3 ile sadeleştirelim. Bakalım. Şimdi ne yapıyoruz? 3 ile 2 sayıyı da böleceğiz. Yani şurada göstereyim ayrı bir şekilde. Bunu da 3'e böleceğiz. Bunu da 3'e böleceğiz. Ve 18 bölü 3 6 oldu. 12 bölü 3 4 oldu. Demek ki 18 bölü 12 kesirini 3 ile sadeleştirdiğimizde 6 bölü 4 haline geldi. Bu kesirle bu kesir birbirine denk ve eşit şekilde aynı büyüklüğü ifade ediyorlar. Ne yapalım? Şimdi bir de şöyle sorular karşınıza geliyor. Buna bakalım. Böyle bir kesir veriyor bazı sorularda veya öğretmeniniz de size sorabilir. En sade halini yazın diyor mesela. Şimdi 24 bölü 36'yı bunu iki şekilde yapabilirsiniz. Aşama aşama gidebilirsiniz. Şimdi hangi sayıya böleceğinizi tam aklınıza gelmeyebilir. Bakıyorsun mesela 24 ile 36 ikisi de 2'ye bölünüyor. Önce 2'ye bölersin. Ne oldu? 12 oldu. Burası ne oldu? 18. Baktın, aa bir daha 2'ye bölebilirsin. Böyle
Sırayla böyle böyle küçültürsün yani. 6, 9 oldu. Şimdi baktın 6'yı 2'ye bölebiliyorsun da 9'u 2'ye bölemiyorsun. O zaman ne yaparsın? 3'e bölünüyor ikisi de. 3'e bölersin bir daha. Küçültebildiğin kadar küçültüyorsun. Ne oldu? 2 oldu. Burası da 3 oldu. Artık daha fazla küçültemiyorsun. İşte 36 bölü 24 kesrinin en sade hali 2 bölü 3 oluyor. Başka peki nasıl olurdu? Şöyle olurdu. Daha kısa bir şekilde şöyle yapabilirdim. Bakarsın 24 ve 36. Ha, bu sayı 12'nin katları var burada. 24. Bu da 3 katı. Bu 2 katı. O zaman doğrudan bunları 12'ye bölebilirsin ikisinde. Bir kere de halledersin işini. 24 bölü 12 2 oldu. 36 bölü 12 3 oldu. İşte en sade halini bulmuş oldum. Şimdi biraz da soru çözelim bakalım. Birinci sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi 2 bölü 3 kesrine denk değildir? Şimdi böyle sorularda buradakini şıklarla karşılaştıracaksınız. Mesela şu 10 bölü 15 bununla olur mu? Yani 2 10 olması için ne gerekiyor? 5 ile çarpmak gerekiyor. 5 ile genişletmek gerekiyor. 5 ile çarptın 10. 5 kere 2 10. 5 kere 3 15. Evet, bakın bunlar birbirine denk. Bize denk olmayanı sorduğu için başka yere bakalım. 20 ve 30. Yani 2'yi 10 ile çarpınca 20 oluyor. 3'ü de 10 ile çarparsan 30 oluyor. Bakın bunlar da denk. Peki 6 bölü 9 oluyor mu? Bakalım 2'yi 3 ile çarpıyorsun. 6. 3'ü de 3 ile çarpıyorsun. 9. Evet, bu da oldu. Şuna bakalım. 2'yi 9 ile çarptın. 18. 3'ü 9 ile çarptın. 27 olacaktı. Demek ki bu 2 bölü 3 kesrine denk değil. O zaman bizim aradığımız cevap D şıkkı. İkinci soru. Aşağıdakilerden hangisi 10'da 8 kesrine denktir diyor. Şimdi böyle sorular öğrencilerin çok takıldığı sorular. Bakıyor 22 bölü 44, 6 bölü 15 çeşit çeşit kesirler var. Ama 8'i 2 ile çarpıyor, işte 16 oluyor. 10'u 2 ile çarptığında 20 oluyor. Buna denk değil. Tamam, bunu bulabildi ama şunu bulamıyor mesela. 6 bölü 15 nasıl? 10 15 olmuyor. Buradaki 10 15 olmuyor. 10 44 olmuyor. İşte 8 6'ya dönmüyor falan. Böyle durumlarda iki işlem yapmalısınız sevgili öğrenciler. Nedir iki işlem? İlk önce size verilen şuradaki kesri önce bir küçültün. Sade hale getirin. Şimdi 8 bölü 10'u biraz küçültelim. Ne yapabilirim? İkisini de 2'ye bölebilirim değil mi? O zaman 2'ye bölelim. Ne oldu? 4 ve 5. 4 bölü 5. En sade hale geldi zaten. Şimdi bu 4 bölü 5 acaba şunlara uyuyor mu? Bakın 5'i 3 ile çarptık 15. 4'ü 3 ile çarptık 12. Buna uygun olmadı. İşte bakın söyledim zaten buna bakarken. 4'ü 3 ile çarptım 12. 5'i 3 ile çarptım 15. Bakın C şıkkı oldu. 22 olmuyor zaten. 4'ü kiminle çarparsan çarp tutmuyor. 5'i de 44 yapamıyorsun. Zaten cevabı bulduk. Demek ki 10'da 8 kesrine denk olan 12 bölü 15 kesri varmış. Ama ilk etapta bunu görememiştik. Çünkü 10 sayısını 15 yapamamıştık. Ne yaptık? O zaman iki işlem yaptık. Önce sadeleştirdik, sonra genişlettik ve doğru cevabı bulduk. Üçüncü soru. 2 tam 10 bölü 15. 2 tam 15'te 10 kesrinin en sade hali aşağıdakilerden hangisidir? Bunu da iki yöntem göstereceğim size şimdi. İlk başta tam sayı haliyle yapıp, yani şöyle 2 tam 10'da şöyle çizecektim. 10 bölü 15. Şimdi sadeleştirme yapabiliriz. Nasıl? Tam sayılı kesirlerde sadeleştirme yaparken başındaki tam kısmı dokunmuyoruz. Şunları yanındaki kesir bölümünü sadeleştiriyoruz. Mesela ben bunu ne yapabilirim? 5'e bölebilirim değil mi? Bunu da 5'e bölebilirim. Şimdi yeni halini yazalım. 2 tam duruyor. Ona dokunmuyoruz dedik. 2 oldu. Burası da 3 oldu. 2 tam 3'te 2. Var mı şıklarda? Yok. E ne yapabilirim o zaman? Ben bunu bileşik kesre çevirebilirim. Nasıl yapıyorduk bileşik kesre çevirirken? 2 ile 3'ü çarpıyoruz. 2 kere 3 6. Yukarıdakini de topluyoruz. Şuraya çarpma işareti koyalım. Ne oldu? 6, 2 daha 8. Yukarıya yazıyoruz. 8 bölü 3. Demek ki işte en sade hali buymuş yani. 8 bölü 3. Yani cevap A şıkkı. Diğer yöntem nedir? Onu da göstereyim. Kesri sadeleştirmeden önce bileşik kesir yaparsınız. Örneğin 2 ile 10, yani şurada göstereyim. 2 tam 15'te 10. Bunu önce bileşik yaparsınız. 2 ile 15'i çarparsınız 30. 10 da burada var 40. Yazarsınız. 40 bölü 15. Sonra bulduğunuz sonuç, bakın şıklarda yok. Ne yapacağız? Tabii ki sadeleştireceğiz.
Kime bölebilirsin mesela? 5'e bölebiliyorsun değil mi ikisinde? 40'ı 5'e böldün, 15'i 5'e böldün. Ne oldu? 8 oldu. Burası da 3 oldu. İşte cevabı bulduk da Bülbül öğretmen soruları yazarken 2 tane A şıkkı yazmış. Demek ki burada biz hata yapmışız. Burası D şıkkı olacak. Evet, soru hazırlarken dalgınlığıma gelmiş. Neyse, önemli olan sonucu bulmak. Şık. Burada A, B, C önemli değil. Yaptığımız hatayı bir de savunmaya çalışıyoruz. Yani yanlış yazmışız. Ne yapalım? 4. soru. Devam edelim. Buradaki karşılaştırmasına göre diyor. Karenin alabileceği en küçük doğal sayı değeri kaçtır? Şimdi ne var burada? 32 var. Burada karşıda 8 var. Şimdi ben bu kesirleri ilk önce böyle büyüktür küçüktür değil de birbirine denk hale getirebilirim. Nasıl yapabilirim? Mesela şuradaki 8'de 3 kesirini genişletip paydasını 32 yapayım. Ne yapayım? Kiminle genişleteyim? Bakın nereden bulduk? 4 ile genişleteceğim. Niye? 32 olması için 4 ile çarpmam gerekiyor. İşte bana en çok sorulan sorunun cevabı burada. Öğretmenim hangi sayıyla genişleteceğim? Ya 4 ile genişleteceğim. 32 lazım sana çünkü. Bunu da sen bulacaksın yani. Neyse genişletiyorum. Şimdi yeniden yazayım ben şunları. Kare bölü 32 büyüktür diyor. 4 kere 8 32. 4 kere 3 12. Bakın şimdi baktığımız zaman paydalar aynı. Burada 12 var. Bu tarafın büyük olması gerekiyor. O zaman buraya kimler gelebilir? Bu karenin yerine 13 koymalıyım değil mi? 14 koymalıyım. 15, 16 daha büyük sonsuza kadar bütün sayıları koyabilirim. Fakat bana ne diyor? Buraya koyabileceğin sayıların diyor bu karenin alabileceklerinin en küçüğü olsun. En küçük kim geliyor buraya? 13. O zaman cevabımız 13. B şıkkı. Neyse bu sefer şıkları doğru yazmışım bari. Devam edelim 5. soruya. Aşağıdaki kesir çiftlerinden hangisi denk değildir? Bakalım. Şimdi 2 bölü 3 karşıda ne var? 18 bölü 27. Şimdi 2'nin 18 olması için kiminle çarpmak gerekiyor? 9'la değil mi? 2 çarpı 9 18. 3'ü de 9'la çarpınca 27 oluyor mu? Oluyor. O zaman burası denk. Şuna bakalım. 6 2'ye dönmüş. Yani burada bölme yapacağım. Yani sadeleştirme yapacağım. Ne yapacağım? 3'e böleceğim. 6 bölü 3 2. O zaman bunu da 3'e böleceğim. 5. Aa, doğruymuş. C'ye bakalım. 10 sayısı 5 oluyor mu? Oluyor. Kime bölüyorum? 2'ye bölüyorum. 8'i 2'ye böldüğümde 4 olması lazım. Ha, bak burası 6. O zaman buradaki C şıkkındaki kesirler birbiriyle denk değil. Bizim aradığımız yer burası. Şunu da kontrol edelim. 3 15 olmuş. Yani 5 ile çarpmışlar. 5'i de 5 ile çarpınca ne oluyor? 25 oluyor. Denk bunlar. Son soru. 3 tam 2'de 1 ile 21 bölü yıldız kesirleri denk kesirler ise yıldız kaçtır diyor. Şimdi bakın burada bir tam sayılı kesir var. Karşıda da bir bileşik kesir olması gerekiyor. Ben ilk önce şunu bir bileşik kesire döndüreyim. Sonra denkliği bir kontrol edelim. Ne yapıyorum? 3 ile 2'yi çarpıyorum. 6. Bunu da topluyorum. 7. 7 bölü 2 oldu değil mi? Karşıda ne var? 21 bölü yıldız. Ve bunlar, yıldızı güzel yapamadım. Bunlar birbirine denk olacak. Şimdi 7'nin 21 olması için ne gerekiyor? 3 ile çarpmak gerekiyor değil mi? Peki o zaman 2'yi de 3 ile çarpmam gerekiyor. O zaman yıldızın yerine kim geliyor? 6. Demek ki cevap C şıkkıymış. Umarım sizlere yararlı bir ders olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.